Arkadaşlar merhaba. Bugün yine SN Motobike'dayız. İki usta kafa kafaya verdik dedik bir motosikletleri bir inceleyelim. Ben sizden gelen soruları Hasan Usta'ya soru cevap şeklinde yapmak istedim. Hasan Usta'm, şimdi bu çok talep gören bir motosiklet. Evet. Bundan sürekli stok soruluyor, stokları sürekli tazeleniyor. Bunun hakkında senden bir detaylı bilgi almak isterim. Kaç kilometre hıza ulaşıyor bu? Abi Miku Super modelimiz 80 kilometre hıza ulaşıyor. Bunlar 2023 model daha yeni geldi. Şu an stoklarımız tazelendi. Fuarda tanıtım için gelmişti. Bir sınırlı sayıda. Şu an onlar bitti. Şu an yeni konteynerler indi. 5 farklı rengiyle geliyor. Mavi, beyaz, kırmızı. Şu an burada olmayan siyah ve sarı rengi de var. Onlar zaten bizim tanıtımımızda vardı. 80 km hız yapıyor. Tek şarjda 80 ile 120 km arası menzili var. Gerçekçi mi? Ben üzerindeyken görüyorum. O kadar. Kaç kilometre gördün? Yani 70-80 kilometreleri normal kullanımda çok rahat yürüyorsun. Normal kullanımda? Tabii. Şehir içi? Tabii. Yani hard kullanımda illaki düşüyor. Şehir içi kullanımda veya uzun mesafe kullanımda 120'lere kadar da çıkıyor. Gerçekten çünkü güzel. Çünkü şurada çıkarttık bakın. Çıkarılabilir bataryası var. Hani ufak değil. Direkt şurada. 1000 cycle döngü ömrülü. 72 volt. 20 amperlik. 2 tane bataryasıyla birlikte geliyor. Opsiyon mu peki birlikte mi geliyor? Çift batarya geliyor üzerinde. Çok güzel. Peki tekini mi kullanılıyor aynı anda ikisi? İkisi aynı anda kullanılıyor. O detayları şuradan göstereyim. Mesela bakın açık şu bir kere çok sportif çok güzel bir yapısı var komple. Artı şuradaki led detayları ve karşıdan baktığınızda şuradaki led detayları hem gündüz görünürlüğü hem de ürünün yakışıklı olması açısından gayet iyi. Teknik detay ve donanım olarak dolu bir cihaz. Yani şöyle Bluetooth özelliği var. Bluetooth'la telefonla bağlanıp telefondan motoru çalıştırıp kapatıp hatta şuradaki kapağı bile Bluetooth'tan açabiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz açıyor. Anladım. Peki mesela şey var mı bunda? Cruise control var mı? Cruise control bu modellerde yok. Miku Max modellerinde vardı. Bunlarda cruise control yok. Az önceki sorunu söyleyeyim. İkisi birden kullanılıyor mu diyor. Bakın ekran şu şekilde. Şöyle geçeyim. Şöyle göstereyim dedim. Ekranda tek bataryada bakın alttaki çizgiler ve üstteki çizgi var. A bataryası %43, B bataryası %43. İkisini birden ayrı ayrı gösteriyor. Yani burada hangi bataryanın ne kadar bittiğini görüyorsunuz. Zaten beraber kullandığı için çok fazla bir fark olmuyor orada. Peki, beraber ayrı ayrı kullanabiliyor muyuz? Örnek vereyim birini doldururken diğerini kullanayım gibi bir şey yapılabiliyor mu? Oluyor. Yani şöyle onda. Şuradan açayım bakın. Şurada bir kendi gözü var. Şurada USB çıkışı var. Telefonunuzu falan şarj edebiliyorsunuz. Bunu da anahtarla açıyorsunuz. Şöyle metal bir yeri var. Güvenlikli. Şu şekilde çift batarya var. Hani bunu mesela şu bataryanın birini çıkarsanız bile. Bakın buradan çıkarttım. Ekranı göster. Git düzelecektir şimdi. Şimdi haberleşme olduğu için okuyacak orayı. Bakın. Direkt biri gitti. Bak, B bataryası gitti. Şu an yok diyor. Evet. Şu an kullanılabilir. Şu an kullanılıyor. Hala çalışıyor. Ekran açık. Yani birini evde şarj ederken diğerini kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Ama gayet tabii tavsiye ettiğimiz durum ikisini birden kullanmak. Hem toplam menzili hem de çift bataryanın gücünü hissetmek daha iyi. Kesinlikle. Peki bunun altında askılık vesaire bir torba takmak için bir yer var mı? Miku Max'ta vardı. Bunda yok. Bunda direkt tasarım aynı Miku Max gibi yapılmış. Şurada yatay süspansiyon kullanılmış. Güvenlik olarak çift kombine fren sistemi kullanılmış. Sadece önü sıksan bile arka sıkıyor. O gayet güzel tabii. Ben bunun frenlerini gerçekten geçen sefer kullandım. Zınk diye duruyor. Yapışıyor yere ya. Beynim çıkacak dedim bir ara yani. O kadar. Aynen. Çok şaşırdım çünkü, gerçekten. Kaymıyor. Dışarıdan böyle küçük motor gibi gözüküyor ama 3000 wattlık elektrik motoru var altında. Ama bu net veriyor. Tabii. Net 3000 watt güç veriyor. Yani 3000 wattlık yani, bisikletlerle karıştırmayın. Boyundan büyük gücü var diyorum. Hatta 200-250 cc motor gücünde diyorum inanmıyorlar bana. Çünkü ben böyle görünce. Ben kendim gördüm bu arada. Yani gerçekten. Test ettiğiniz zaman gerçekten o ben pek beklemiyordum açıkçası. Elektrikli motor dedim yani. Ama yokuşuna çıktığını ve beni nasıl fırlattığını görünce bunun videoları da var zaten. Ya ben bunun ama en çok hani ilk fırlatması ve o frene bastığındaki o hissiyat var ya. Bir ara dedim ki ben ne kadar duracak acaba dedim. O kadar duruyor. O kadar durdu yani. Aynen. Frenlerine hasta oldum ben bunun. Ve lastiklerinden bahsetmek istiyorum. Yol çok güzel tutuyor. Gerçekten virajda olsun, frenlemede olsun. Lastikleri gerçekten çok hoşuma gitti benim. Lastikleri güzel. Aynı zamanda şurada direkt led farları gece gündüz görünürlüğü gayet iyi. O konuda da hem arkadan hem önden gayet iyi. Şurada dörtlüsü de var. Sinyalleri de çok çok iyi. Güzel kısmı hani elektriklerde çok alışkın olmadığımız şu sinyal sesi mesela bak yaklaştırırsan güzel bir tık tık tık. Hani sinyal verdiğini unutmuyorsun. Ekranda evet. Da gösteriyor.
Burada da gösteriyor. Şöyle yaklaşayım. Evet. Aynı alıyordur zamanda birçok şeyde olmayan parmak izi okuma var. Yani nasıl? Anahtarsız şuradan tuttuğun zaman çalıştırabiliyoruz. Mesela kapattık. Şuradan bırak basıp şu an ayarlı değil herhalde. Tabii şu an ayarlı değil. Parmak izini okutup direkt çalıştırabiliyorsun. Telefonla adapte olduğu için Bluetooth'la oradan parmak izini tanıttırıyorsun. Buradan hiç cebinden telefonu çıkartmadan parmak iziyle okutup hatta parmak iziyle şunu bile açabiliyorsun. Dediğim gibi hani onları ya koymuşlar. Gerçekten gayet güzel koymuşlar. Ve... Abi yok anahtarı kaybettim maybettim derdi yok. Yani direkt bas parmağının gitsin. Aynen öyle. Çok iyiymiş ha. Otomatik far sensörü var. Hava karardığında otomatik yanıyor. Artı bakın şurada R'yi görüyorsunuz. Hani bizde geri vites yok ama bunda var. Aynen. Aynen. Direkt geri vites var. Bakın şurada şu anda normalde kilometre yazıyor. R'ye bastığımız zaman direkt R yazıyor. Gaza bastığınız zaman geri gidiyor. Bunu mesela şeylerde çok işe yarıyor. Bir dik rampada duruyorsunuz, bir şey oldu geri gel çekmek istiyor insan. Hani R'ye basıp tıkır tıkır gayet rahat gelebiliyor. Hafif bir motor yani değil. Güç, performans olarak ve malzeme kalitesi olarak hani oradan da gözüküyordur mutlaka. Hani evet. Ürün kendisini gösteriyor dediğimiz zaman. Yani oturduğunuz zaman şu şekilde. Hani küçük bir motor değil. Direkt bu şekilde. Gayet ayaklarınızı kavuracak şekilde ve tutuşu çok güzel. Ben bunun en çok test sürüşünde şunu denedim. Abi tek parça güzel bir şey. Ön şu süspansiyon çok güzel. Normale göre bir tık daha sert kalıyor. O sert kalması da virajlarda çok önemli. Çok güzel viraja giriyor. Viraj tutuşunu ben hani çok tek beğendim. Parça buradan ben viraja bir giriyorum. Oradan çıkıyor yani. Harbiden gaz açılıyor virajda. O şekilde sürüş keyfini gayet beğendim. Peki Hasan ustam, ben biraz daha ileri giderim diyeyim. Arka tarafa bir kişi oturur mu bundan? Tabii. Bunun en güzel özelliği şu, çift kişilik. Yani bakın orada birinci kişi ayaklığı burada duruyor. Burası ikinci kişi için. Yani birinci kişi için şu şekilde bir sele koyulmuş, ikinci kişi de buraya gelebiliyor. İki yetişkini gayet rahat taşıyabiliyor. Peki bir şey daha söyleyeyim. Ben bununla paket atmak istiyorum. Atabilir miyim? Çanta demiri yok burada gördüğüm kadarıyla. Aynen, çanta demiri yok. Biz bunu verdiğimiz müşterilerde de bir öncekilerde abi hani kaskımı nerede koyacağım muhabbeti oluyordu. Evet. Buna özel şu an çanta demiri yaptırdık. Çanta demirleri geliyor. Şu arkadan gelip şurada bir çanta yeri olacak. Tasarıma yakışır güzel bir çanta da koyacağız buraya. Sırıtmayacak. Sırıtmayacak şekilde güzel bir çantası da olacak. O çok güzelmiş. Yani isteyenlere direkt çanta demirini takıp istediği çantayı da takabilir. Şimdi bunda yatay bir süspansiyon sistemi var. Yatay süspansiyonun faydalarını az çok biliriz. Evet. Yol tutuşunu bayağı arttırır. Bunu bir gösterebilir misin hareketlerini? Yani şöyle, şuradan yaylanıyor. Hani insan hep altı boş bunun diyor ya. Abi şuradan yaylanıyor. Burası komple C şeklinde şasi. Şurası zaten komple batarya. Bunu aldık. Servis sahne ne yapıyoruz? Aynen. En çok gelen soru ve en önemli sorulardan bir tanesi bu. Şimdi biz burada Kocaeli Çayırova'dayız. Bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız Kocaeli'de. İstanbul'la Kocaeli'nin ortasında biz yetkili servisiyiz. Aynı zamanda İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasında servisleri var. Türkiye'nin yaklaşık 20-25 ilinde şu anda servisleri mevcut. Kısaca İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Düzce ve şu an aklıma gelmeyen birçok yerde de 20-25 yerde var. Hı hı. Ve şu anda da bir bu kadar da servisle şu an bağlantı yapıldığını biliyorum. Türkiye'nin yaklaşık her ilinde servis olması bekleniyor şu Peki, an. Peki servislerdeki müşteri kalitesi ne durumda? Ya müşteri kalitesi derken? Ya müşteri kalitesinden kastım şu. Birçok serviste ben bir sürü şikayetler alıyorum. Yani gidiyoruz ilgilenmiyorlar. Bunda öyle bir şey var mı? Şimdi öyle bir şey yok. Bu servisleri özellikle elektrikli motosiklet üzerine servisler yapıyoruz. Bilen yani, insanları. Aynen öyle. Yani bunun ekstradan eğitimleri, cihazları vesaire şeyleri var. O yüzden de motosikletleri elektrikli motosiklet bilen insanların olduğu servisler açılıyor. Bu bizim zaten biliyorsunuz komple e-bike üzerineyiz, elektrikli üzerineyiz. Biz burada uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Hasan abi, bunun peki şarj süresi nedir abi? Abi en güzel kısmı orada. Niye? Çünkü orijinalde bak şu elinde tuttuğun kutu, şarj aleti. Bir önceki şarj cihazı da çok güzeldi. Bu yeni versiyonlarında şu şekilde bu ne şarj abi, laptop gibi. Bakın yanında kadife çantasıyla geliyor. O kadar kıymetli. Gerçekten. Adamlar torba göndermiş. Şimdi böyle. Bak şöyle. Direkt 84 voltta 10 amperlik. 10 amper. Aynen. Orijinal şarj cihazı geliyor. Alüminyum kasa. Şuradan fan sistemlerini görebilirsin. Isınmaz. Ve buradaki çift batarya yaklaşık 4-5 saat gibi bir sürede fulluyor. Abi çok iyi. Tek tek şarj ettiğin zaman yaklaşık 2 saatte birini toplam 4 saatte fullersin. Abi bunu birini tak üzerine, çık tur paketini dağıt, sonra gel diğerini tak,
Sürekli aynen yapabilirsin ya. O yüzden çok şarj cihazı da çok güzel, kıymetli ve ona değer vermişler. Gerçekten adamlar kalitesini göstermiş ya. Peki Hasan ustam, 2 saattir bu ölçüyor. Bu nedir? Alarmı? Alarm artık standart olduğu için çok fazla şey yapmadım. Çünkü artık direkt şu şekilde anahtarı geliyor. Burada açma kapama ve anahtar çalıştırma özelliği de var. Zaten dediğim gibi buradan anahtar çalıştırabiliyorsun. Parmak iziyle çalıştırabiliyorsun. Telefondan çalıştırabiliyorsun. Canın hangisini istiyorsa direkt hepsiyle çalıştırabiliyorsun. Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Şu şekilde direkt anahtarı da var. Takıp çalıştırabiliyorsun. Direksiyon kilidi var. Alarm var. Hepsi mevcut. Abi çok güzelmiş gerçekten ya. Hadi o zaman test sürüşüne. Biraz... Evet, MicroSuper'in test sürüşlerine başladık. Bugün itibariyle hava da güzel. Hem benzin hem de pist testini yapacağız. Başlıyoruz. Evet, şu an test sürüşündeyiz MicroSuper'le. Sürüşü gayet keyifli, gücü gayet yerinde. Hani 200-250 cc motor gücünde. Şimdi yan yoldayım. Direkt kalkıp sonuza kadar geçeceğim. Ve aradaki sürüşü göstereceğim size. Hadi başlayalım. Evet, şu an yokuş testi yapacağız. Burası Marmara Araştırma Hastanesi, Pendik'teki orasının yokuşu, bilenler bilir zaten. Şimdi direkt yokuşta durdum başlangıcında. Bakalım yokuşta direkt kalkış performansını görelim.